Bismillahirrahmanirrahim. Değerli beyefendiler, hanımefendiler, sevgili gençler. Hepinizi en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Camia TV ekranlarına hoş geldiniz. Bir yastıkta bir ömür programımızın bugünkü konusu çocuğun dini eğitiminde aile ve cami arasında diyalog. Çok önemli bir konu, özellikle Avrupa için. O yüzden bu konuyu başından sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip edelim, dinleyelim, izleyelim inşallah. Önce dini eğitimin gerekliliğiyle ilgili bir örnek sunalım. Çocuğun bedeninin gıdaya ihtiyacı var. Ruhunun ibadete ihtiyacı var. Nefsinin ahlak eğitimine ihtiyacı var. Kalbinin zikir eğitimine, zikre ihtiyacı var. Aklının da bilgiye ihtiyacı var. Bu ihtiyaçları bir araya getirdiğimiz zaman, derleyip toparladığımız zaman dini eğitim bu işin neresinde kalıyor? Ona birlikte bakacağız ve birlikte anlamaya çalışacağız. Bunu ikinci örnekle anlamaya çalışalım. Mesela arabanın sağ ön tekeri cami eğitimidir. Arabanın sol ön tekeri okul eğitimidir. Unutmayalım. Ön tekerler nerede giderse arka tekerler de orada gider. Ama unutmayalım ki bir arabada, bir araçta ön tekerlerin fonksiyonu çok önemlidir. Arabanın arka sağ tekeri aile eğitimi, ailede çocuğa verilmesi gereken eğitim, arabanın arka sol tekeri de çevre eğitimidir. Öyleyse çocuğun dini eğitiminde cami eğitimi, okul eğitimi, aile eğitimi ve çevre eğitimi büyük önem taşımaktadır. Bunlar açıkçası bir bütünün parçalarıdır. Yani çocuğun dini eğitimiyle ilgili bir araya getirilmesi gereken parçalardır, konulardır. Bunları birbirinden ayrı görmek mümkün değil. Bunun için şöyle diyoruz. Özellikle çocuğun camide ve ailede alacağı dini eğitimi yedek teker olarak görmemeliyiz. Yani bahsettik ya, ön tekerler var, arka tekerler var. Bir de arabanın ya altında ya da arka kısmında yedek teker var. Hani o tekerlerden, dört tekerden tekerlerden birisi patlarsa yedek tekeri devreye koymak için onu yedekte tutarız. Bazı aileler maalesef çocuğun dini eğitimini yedek teker olarak görüyor ya da yedek teker gibi görüyor. Yani lazım olursa ileride kullanırız şeklinde ya da veririz şeklinde. Hayır, öyle değil. Çocuğun dini eğitimi aslında daha ana rahminde iken başlatılmalı. 3 yaşında iken de bizzat fiili olarak ele alınmalı. Ve böylece çocuk dini duygularla, dini düşüncelerle yetişme, gelişme, büyüme durumunu yakalamış olacak. Ve bu çocuk kesinlikle ileride hem anne babaya itaat edecek, hem caminin, cemiyetin değer ve kıymetini bilecek, hem de topluma faydalı olmak için gayret içerisinde olacak. Bir başka örnek verelim. Hani ailelerin çocuğun dini eğitimine gösterdikleri ehemmiyetle ilgili bir örnek verelim. Bütün hepsini bir araya toplamış olalım örneklerle birlikte, örneklerle beraber. Şimdi bakın lütfen. Çocuk okula gitmezse
anne baba rahatsız oluyor. Çocuğu mutlaka okula göndermek için çalışırlar ve gayret ederler. Neden? Çünkü çocuk okula gitmezse ilgili makamlar tarafından, özellikle temel eğitim mecburi olduğu için, ilgili makamlar tarafından ceza verilecek diye aileler tedirgin olur ve çocuğu mutlaka okula gönderirler ya da götürürler. Peki okul eğitimi neden önemli aileler için? Çünkü çocuk meslek edinecek. Yarın büyüdüğü zaman, evleneceği zaman, evlenmeden önce bir mesleği olması gerekir. Bu mesleği nerede öğrenecek? Okulda öğrenecek. Onun için mutlaka okula gitmesi gerekir diye düşünülüyor haklı olarak ve çocuğun okula gitmesi sağlanıyor, temin ediliyor. Peki cami eğitimi ne işe yarıyor? Cami eğitimi de çocuğun ahlak edinmesi işine yarıyor. Meslek edinmek ne kadar önemliyse ahlak edinmek de o kadar önemlidir. Ahlakı nasıl edinecek çocuk? Tabii ki dini bilgileri öğrenerek edinecek. Onun için dini bilgilerin aslında öğrenildiği, öğrenileceği en önemli merkez şüphesiz ki camilerdir. Bundan dolayıdır ki mutlaka çocuğun camiye gitmesi temin edilmelidir, sağlanmalıdır. Çünkü olmazsa olmaz. Okul eğitimi ne kadar önemliyse ahlak eğitimi de o kadar önemlidir. Çünkü ikisi, yani okul eğitimiyle öğrenilen meslek, cami eğitimiyle öğrenilen ahlak, ikisi birbirini tamamlayan bir bütünün iki parçasıdır. Olmadan olmaz. Yani ahlakı olmayan bir insanın okuyup meslek edinmiş olması aileye ya da topluma ne kazandırabilir ki? Düşünün, okumuş, meslek edinmiş ama babaya yumruk atabiliyor, annenin saçlarını yolabiliyor. Böyle bir evladın hayırlı bir evlat olduğunu düşünmek, söylemek nasıl kolay değil, mümkün değilse, kabul edilebilir bir şey değilse, bu bizim anlattığımız mesele de aynen böyledir. O yüzden çocuğa meslek eğitimini verelim, okul eğitimi önemli, meslek eğitimi önemli ama bunun yanı sıra camiden doğru da onun ahlaki eğitimini almasını sağlayalım. Çünkü ahlak edinmesi de meslek edinmesi kadar çok önemlidir. Şimdi bu örneklerle birlikte çocuğun dini eğitim alması lazım geldiği gerçeğini beraberce öğrenmiş ve kavramış olduk. Sadece şöyle bir soru çok faydalı olur diye düşünüyoruz, o da şudur. Evet, inandık, çocuğun kesinlikle cami eğitimi almasına ihtiyaç vardır ve bu gereklidir. Fakat inandığımıza göre sormamız lazım birbirimize, yüzde kaç inandık? Çok önemli, %50, %75 ya da %100 mü inandık? İşte bu inanma mutlaka %100 olmalı. Çünkü dünya hayatı kısadır ve geçicidir. Dünya hayatı için kısa olmasına rağmen meslek nasıl gerekliyse, aynı şekilde dünya hayatı için güzel ahlak ve sonsuz ebedi hayat için güzel ahlak gereklidir ve şarttır. O yüzden %100 inanmamız lazım buna. Muhterem kardeşlerim, çocuğun dini eğitiminde cami ile aile arasında diyalogtan bahsedeceğimize göre üç kavram üzerinde mutlaka durmamız lazım girişte. Yani üç kavramı kısaca tanımamız lazım, aktarmamız lazım. Bunlardan bir tanesi aile. Zaten programımız başladığı günden bugüne aileyi hep ele aldık, defalarca tanımını yaptık. O yüzden bir daha tanımını yapma ihtiyacı görmüyoruz, hissetmiyoruz. Yani işte temeli dini kurallara dayalı olan,
iki karşı cinsten bir kadın bir erkeğin bir araya gelip ki biz bunlara ana baba diyoruz ve onların bir anlaşma çerçevesinde yaptıkları evlilik neticesinde ortaya gelen, dünyaya gelen çocukların varlığı ve bunlardan oluşan toplumun en küçük birimidir diye anlatmıştık hatırlayacağınız gibi. Şimdi toplumların temeli millettir, bunu biliyoruz. Milletin temeli insandır. Çok önemli, unutmayalım bunu. İnsanların temeli de eğitimdir. Onun için çocuğa okulda eğitim vermeliyiz, camide eğitim vermeliyiz. Bu açıdan bu konu çok 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 önemli. Eğitimin temeli ise, şimdi burası can alıcı bir nokta. Eğitimin temeli ise sevgi, saygı, bilgi, ilgi ve bir de köprü diye adlandırdığımız sorumluluk duygusudur. Bunları inşallah kısaca açıklayacağız. İkinci kavrama gelince cami kavramı. Çünkü çocuğun dini eğitiminde cami, aile ya da aile cami arasında diyalog deyince tabii ki aileyi tanımladığımız gibi camiyi de tanımlama mecburiyetimiz hasıl olmuştur. Onun için cami kavramına bakalım. Cami kelime olarak toplayıcı, içine alan anlamına gelir sözlükte. İstilahi anlamda ise işte güzel ahlakın öğrenildiği, Allah'a ibadet edildiği, Allah'a olan imanın güçlendirildiği, toplumun, Müslüman toplumun birbirleriyle kaynaştıkları, gelenek, görenek, adet, örf vesaire, bütün bunlarla ilgili dini bilgilerde dahil bütün bilgilerin öğrenildiği toplayıcı, toparlayıcı bir merkez, bir mekan, bir yer demektir. Şimdi çocuk kavramına bir bakalım. Sadece kavram olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tanımıyla çocuğu tanıtalım, aktaralım, söyleyelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki çocuk gönüllerin meyvesi, ruhların sevgilisi, yeryüzünde dolaşan ciğerlerimizdir. İşte çocuk budur. Şimdi aileyi tanımladık, camiyi tanımladık, tanıttık ve çocuğu tanıttık. Şimdi konumuzun omurga kemiğini ele alabiliriz. Konumuzun asıl merkezine geçerken, intikal ederken, asıl merkezi ele alırken önce şunu bilmemiz lazım. Ailemiz düzenli aile olmalı. Gelişi güzel bir aile olmamalı. Düzenli bir aile olması lazım. Yani ailenin kendisi dindar olacak, düzenli olacak, sistemli olacak, huzurlu olacak, mutlu olacak. Onun için bir yastıkta bir ömür programımızda hep ailenin mutluluğunu ve huzurunu anlattık. Düzenli aile dediğimiz bu, mutlu ve huzurlu aile. Şimdi bu ailede çocuğun eğitimiyle ilgili ana prensipler var. Bunlara mutlaka uyulmalıdır. Nedir onlar? Örnek olma, uygun çevre edinme, yaptırıp yaşatma, kötülüklerden çocuğu koruma ve çocuğun ödüllendirilmesi, güzel bir şey yaptığı zaman ödüllendirilmesi gerektiği gibi kötü bir şey yapmadığı zaman da ödüllendirilmesi lazım. Doğru ve faydalı kaynaklara yönlendirilmesi, öğüt, nasihat verme gibi ailede sürekli böyle mutluluk ve huzurluluk içerisinde bilgi alışverişinin, muhabbetin, sohbetin yapıldığı bir ortam. Düzenli aile mutlaka bu eğitim metotlarını ailede uygulaması lazım. Şimdi çocuk eğitiminde olmazsa olmazlara bakalım. Yani dikkat edin lütfen. Cami eğitimi ile ilgili ailenin
rolünü, anne ve babanın rolünü ele alırken mutlaka eğitimde olmazsa olmaz dediğimiz şartları dikkate almamız lazım. Bakın, başlayalım birlikte 5 madde halinde. Konunun başında söylemiştik hatırlayacağınız gibi. Eğitimin temeli budur aslında. Eğitimin temelini oluşturan bu 5 kelimeyi birlikte ele alalım ve aile ile cami arasında çocuğun dini eğitimi hususunda nasıl bir diyalog olması lazım geldiğini beraberce çözmeye çalışalım. Birinci temel, birinci olmazsa olmaz şart şüphesiz ki sevgidir. Günümüzde çocukların birçoğu aileleri tarafından sevilmediklerini hissederler ya da düşünürler bazı sebeplerden dolayı. Onun için çocuğa mutlaka sevgi verilmesi lazım. Şimdi az bir küçük örnekle açalım burayı. Çocuğa sevgi verdiğiniz zaman çocuk da sizi sevecek. Sonra çocuğun camiye gitmesini istediğiniz zaman, çocuğa telkin ettiğiniz zaman, emrettiğiniz zaman çocuk sizi sevdiğinden dolayı sevdiğinin üzülmemesi gerektiğini düşünerek koşarak camiye gider. Koşarak dini eğitim almaya çalışır ve gayret eder. Onun için sevgi, sevgi, sevgi vermeyi unutmayalım, ihmal etmeyelim. Çocuklara sevgi genel olarak 4 yolla iletilir, verilir, aşılanır. Bunlardan bir tanesi gözle. Yani çocuğa gözlerinle baktığın zaman gözlerinin, senin gözlerinin içi gülecek. Çocuk senin gözlerinden senin onu sevdiğini anlayacak, hissedecek. Böylece o da seni sevecek. Aranızda güzel bir sevgi bağı oluşmuş olacak. Bir diğerisi sözle. Yani iyi ki benim çocuğumsun, iyi ki benim kızımsın, iyi ki benim oğlumsun. Seninle çok mutluyum. Çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Daha başarılı olacağına inanıyorum gibi ifadelerle çocuğu sevdiğini belli edeceksin. Yaramazlık yaptığı zaman ya da bir bardak tabak kırdığı zaman bağırıp çağırarak, çocuğu döverek, ağır şekilde cezalandırarak çocuğu sevdiğini ona hissettiremezsin. Onun için olumsuz davranışlardan da kaçınman lazım. Bir diğerisi yüzle. Yani yüzün sürekli güler halde olacak ve mimiklerin, jestlerin çocuğu sevdiğini kesinlikle ona hissettirtecek. Bu çok önemli. Mesela çocuk oyun oynuyor. Senin onun oyun oynamasına bakarken, onu seyrederken o seni görmüyor gibi düşünsen de aslında o seni izliyor ve görüyor. İşte o izlediği sırada senin yüzüne baktığında senin onun oyun oynamasından dolayı ne kadar mutlu olduğunu ya da ders çalışmasından dolayı ne kadar mutlu olduğunu hissetmesi lazım. Bir diğer husus da bedenle. Bedenden kastımız şu: çocuğu kucağına alacaksın. Yaşı kaç olursa olsun, büyüklüğüne göre, durumuna göre, mesela başını göğsüne koyacaksın, saçlarını okşayacaksın. Hatta bazı uzmanlar araştırma yapmışlar ve diyorlar ki onlar en azından bir çocuğa anne ve baba günde ortalama 30 dakika dokunması lazım. Ve bu dokunma hem sevme belirtisi oluyor hem de çocuktaki bir takım negatif enerjilerin dağılmasına vesile oluyor, sebep oluyor. O yüzden çocuk kolay kolay haylazlık, yaramazlık yapamaz böyle durumlarda. İkincisi, yani çocuğun dini eğitiminde cami ile aile arasındaki ikinci temel, ikinci şart saygıdır. Saygı derken
ifadeyi lütfen yanlış anlamayalım. Anne ve babanın çocuğa ya da abinin kardeşine saygı duyması. Bunu anlatacağız. Nasıl olur da büyükler küçüklere saygı duyar demeyin. Bu saygıdan kastettiğimiz şudur. Çocuğun küçük olması onun düşünce, his ve isteklerinin küçümsenmesi gerektiğini ortaya koymaz. Yani o da aynen büyükler gibi kendisine saygı duyulmasını ister. Mesela 2,5-3 yaşındaki bir çocuğu düşünün. Gittin kendi paranla, kendi alın terinle, imkanlarınla bir oyuncak alıp getirdin, çocuğa verdin. Çocuk sevindi ve onunla oynamaya başladı. Az sonra o oyuncağı çocuğun elinden almaya kalk, hemen ağlamaya başlar. Neden? Sen, ben sana almadım mı, ben sana aldım desen de çocuk tepki gösterir ve ağlar. Neden? Kendisine saygısızlık yapıldığını düşündüğü için. Çünkü onun da güçlü anlamda bir his dünyası vardır. Çünkü çocuklar his dünyası zenginliği bakımından kesinlikle büyüklerden geri değildirler. Peki çocuğa saygı duyulması gerekir derken neyi kastediyoruz? Başkalarının yanında eleştirilmemesini kastediyoruz. Bu çocuğa yapılacak en büyük saygısızlıktır. Konuşurken dikkatle dinlenilmesi. Çünkü büyükler konuştukları zaman diğerlerinin kendilerini dinlememesi onları nasıl rahatsız ediyorsa, küçükleri de aynı şekilde bu durum rahatsız ediyor. Fikir ve düşüncelerine değer verilmesi. Bu çocuğa gösterilecek en ciddi saygı kurallarından birisidir. Çocuk senin aklına yatmayacak derecede bir şey istese bile ona mutlaka onun fikridir, onun düşüncesidir diye anlayış göstermen, hani çok affedersiniz, be ahmak çocuk, böyle şey olur mu? Mesela çocuk dedi ki baba ya da anne bu yıl izne gitmeyelim ya, onun yerine uzaya gidelim dedi. Bizim paramız mı var, uzaya gidilir mi vesaire, böyle demek yerine bu çocuğun fikridir deyip onu olumlu karşılamak çocuğa gösterilecek olan bir saygıdır. Velev ki imkansız bir şey istemiş olsun. Cami ile aile arasında ya da okul ile aile arasında diyaloğun üçüncü şartı, üçüncü temeli ilgidir. İlgiden kastımız odaklaştırılmış ilgi. Bu tür bir ilgi çocuğa tüm dikkatinizi eksiksiz, kusursuz bir şekilde sevildiğini hissettirecek biçimde ona yansıtmanızdır. Böyle yaparsanız, çocuğa ilginizi bu şekilde yönlendirirseniz, çocuğu hem sevdiğinizi, hem çocuğa saygı duyduğunuzu, hem de ilgi duyduğunuzu çocuğa hissettirmiş olursunuz. Peki ilgiden neyi kastediyoruz? Dersleri hakkında bilgi istemenizi, cami derslerine teşvik için mükafata ağırlık vermenizi, çocuklara vakit ayrılmasını, disiplin kurallarına dikkat edilmesini kastediyoruz. Çocuğa ilgi bu şekilde verilir. Muhterem kardeşlerim, dördüncü temel, dördüncü şart bilgidir. Bilgi derslerine yardımcı olunması, görgü kurallarının ailede çocuğa öğretilmesi, genel kültürlerinin geliştirilmesi için gayret ve çaba sarf edilmesi, sohbet, muhabbet gibi vesaire, zamanlarının düzenli kullanılmasının sağlanması. Mesela şöyle düşünün, eve misafir geldi diye aman misafiri rahatsız etmesin şeklinde çocuğun eline akıllı telefonu vererek onu kesinlikle başka bir aleme gönderme gibi bir yanlış içerisine girilmemeli. Çocuğa bilgi direkt olarak anne ve baba tarafından aktarılmalıdır. Beşincisi ise köprü.
Köprü dediğimiz sorumluluk. Yani sorumluluk olmadan kesinlikle cami ile aile arasında diyalog olmaz. Sorumluluk olmadan kesinlikle okulla aile arasında diyalog olmaz. Şimdi şuraya bakın lütfen. Ben acizane kendim de birçok camide öğretmenlik yaptım. Hatta bazı teşkilatlarımızda müdürlük yaptım. Oradan biliyorum. Düşünün, 3 yıl boyunca çocuklara ders veriyoruz. Öyle olmuştur ki 100 tane öğrencinin 50'sinin velisi dahi, veliler toplantısına düzenli olarak gelmiş değildir. Yani %40, %45 civarında oluyor idi katılım. Bu nedir? Bu sorumsuzluğun ta kendisidir. Yani anne ve babanın çocuklarının dini eğitimiyle ilgili yeteri kadar sorumluluk duymadıkları, göstermedikleri anlamına gelir. Onun için köprü diyoruz biz buna. Yani sen çocuğunla cami arasında, çocuğunla okulu arasında köprü olacaksın. Çocuk senin üzerinden okula ya da camiye gidip gelecek. Köprü ifadesini, kavramını bu sebepten ötürü kullanıyoruz. Veliler toplantısını kaçırmayacaksın. Özellikle camilerde yapılan veliler toplantısının büyük önemi vardır. Okuldaki yapılan veliler toplantısının önemi gibi. Peki bu köprü dediğimiz, sorumluluk dediğimiz şeyi açacak olursak neler söylememiz gerekir? Cami eğitimine önem vermemiz gerektiğini anlamalıyız. Çok önemli. Camiyi ve eğitim başkanını, cami eğitim başkanını iyi tanımamız lazım. Camide ders veren hoca hanımları, hoca beyefendileri, hoca efendileri çok iyi tanımamız lazım. Onlarla diyalog halinde olmamız lazım. Veliler toplantısını kaçırmamamız lazım. Camiyi desteklememiz lazım. Camiye üye olmamız lazım. Çünkü üye olursak bizim üyeliğimizin çocuğun camiye bağlanmasına sebebiyet vereceği gerçeğini unutmamalıyız. Bazı veliler şöyle yapıyor ya, çocuğunu caminin önüne getiriyor. Hadi çocuğum, camiye girin, derse girin, gelir sizi alırım şu saatte. Böyle dediği zaman bir anne bir baba, çocuk kendi kendine düşünüyor. Acaba babam, annem neden camiye girmiyor, girmedi? Bu çocuğun üzerinde olumsuz etki yapıyor. Sonuç olarak diyoruz ki muhterem kardeşlerim, çocuğun cami ve okuldaki eğitimi boyunca en önemli görev, en önemli sorumluluk şüphesiz ki anne ve babaya düşmektedir. Onun için anne ve babalara diyoruz ki çocuğun dini eğitim hususunda hassas olunuz. Çocuğun dini eğitimiyle ilgili bütün konularda sorumluluk duygunuzun ehemmiyetini kavrayınız ve bunun üzerinde durunuz. Ve siz sürekli aileyle cami arasında köprü olacağınıza göre, olmanız gerektiğine göre bunu kesintiye uğratmayın lütfen. Düşünün, bir aile problemiyle ilgileniyoruz. Çocukta ciddi bir problem var. Çocuk için aileye gitmişiz. Ve çocuğun dini eğitim alıp almadığını sorduğumuz zaman anne ve babasının verdikleri cevap beni şaşkına çevirdi. Sizi de şaşkına çevirecektir eminim. Aynen şunu söylüyor. Birkaç ay kadar çocuğu camiye gönderdik. Sonra taşındık. Taşındığımız yerle cami arasındaki mesafe çok uzun olduğu için çocuğu getirip götüremedik. Yani çocuğa dini eğitim veremedik. Dini eğitim veremediğiniz zaman bu çocuğun böyle problemli olması kaçınılmaz olur, Allah korusun. Onun için dikkatli olalım ve şu sözlerimizi lütfen 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 unutmayınız. Çocuk mum gibidir. Hangi kaba dökerseniz o kabın şeklini alır.
Camiye gönderirseniz camideki ahlakın şeklini alır. Okula gönderirseniz okuldaki ahlakın şeklini alır. O yüzden çocuk mum gibidir. Çocuk beton gibidir. Donmamış beton. Üzerine ne basılırsa, ne konulursa onun şeklini alır. Onun için çocuklarınızın başkalarının yöntemiyle, başkalarının yönlendirmesiyle bir şekil almasına müsaade etmeyin derim. Ailede ve camide çocuğa iyilik tohumları aktarılırsa, ekilirse, faydalı bilgiler aktarılırsa, ahlaki kurallar öğretilirse çocuk hem dünyada hem de ahirette mutlu olacak, huzurlu olacak. Beni sabırla, ilgiyle dinlediğiniz için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Bugün yine Bir Yastıkta Bir Ömür programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu arada da Ramazan'ın da sonuna yaklaştık. Onun için hepinize şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Çünkü bayrama çok az kaldı ve Ramazan'ınız hayırlara vesile olsun inşallah. Çok buruk bir Ramazan geçirdik. İnşallah önümüzdeki Ramazan'a tekrar hep beraber kavuşuruz ve o Ramazan'ı mutlu ve huzurlu bir şekilde geçiririz diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.